gel savcının bir hafta önce Hrant Dink cinayetinin nasıl FETÖ eliyle işlendiğini ve sizin nasıl 15 yıl boyunca buna sessiz kaldığınızı anlatacağım. Benim sözlerimle de değil, savcının sözleriyle de. Sonra da Tahir Erkin cinayetinizdeki katkınızı anlatacağım. 50 milletvekili birden kaçıyorsunuz ya. Bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi çıktı mı 50 vekil kaçıyorsunuz ya. Gel buraya dur. Gel, sözün varsa sözünü de söyle. Bak sen tek başınasın değil mi? Sana anlatıyorum şimdi bak. Başsavcının iddianamesini anlatıyorum. Ne diyor biliyor musun Hrant Dink cinayeti hakkında? Ya niye kaçıyorsun gel? Hrant Dink cinayeti hakkında ne diyor biliyor musun? Dink cinayetiyle örgüt diyor İstanbul'un istihbarat şubesini ele geçirdi. İstanbul İstihbarat Şubası'nı ele geçirdikten sonra darbe tüm unsurlarıyla gerçekleşecek yolu açtı. Nereye kaçıyorsun? Ben senin gibi öyle beleş milletvekili değilim. Ben öyle beleş milletvekili değilim. Ben dişimle tırnağımla sökerek geldim. Senin altındaki koltuğu dalarak geldim. Adamı böyle salondan kaçırdılar işte. Biraz önce Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesine ilişkin grup önerimizi AK Parti milletvekili oylarıyla reddetti. Siz bu öneriyi niye reddettiniz? Çünkü sizin 2015 yılının kaotik ortamında siyasal bir sorumluluğunuz var. Hani diyordunuz ya siz 2015 yılında doğuda vurdukça batıda kazanıyoruz diye. Diyordunuz ya 400'ü ver bu iş bitsin diye meydan meydan geziyordunuz ya. Kazanıyoruz çok şükür diye 2015 yılı Haziran'dan Kasım'a kadar Türkiye'nin her tarafında geziyordunuz ya. İşte sizin bu yüzden bu cinayetin işlendiği siyasal ortamın oluşmasında sizin politik katkınız var. Bak bunu anlamazsın. Az önce oylarıyla reddettiğin için şimdi anlatacağım. Niye o politik katkı verdiğinizi anlatıyorum. Türkiye'de dur şimdi öğreneceksin. İki tane örnek vereceğim, sen de kabul edeceksin. Türkiye'de iki politik cinayetin gitmeyin, hiçbiriniz gitmeyin. Bak. Genel kurula hitap edin, sayın milletvekili. Türkiye'de iki tane politik cinayetin anatomisini çözmeden siz Türkiye'nin son 15 yılının siyasal ortamını algılayamazsınız. Gel, ister git ister kulüstekileri çağır. Hangi cinayetler biliyor musun o? Kaçma. Ha bak 50 kişisiniz kaçıyorsunuz. Gel bak o iki tane politik cinayet var sorumluluğunuzda. Birisi Hrant Dink cinayeti. Bak Hrant Dink cinayeti gel anlatayım. Gel savcının bir hafta önce Hrant Dink cinayetinin nasıl FETÖ eliyle işlendiğini ve sizin nasıl 15 yıl boyunca buna sessiz kaldığınızı anlatacağım. Benim sözlerimle de değil, savcının sözleriyle de. Sonra da Tahir Erkin cinayetinizdeki katkınızı anlatacağım. 50 milletvekili birden kaçıyorsunuz ya. Bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi çıktı mı 50 vekil kaçıyorsunuz ya. Gel buraya dur. Gel sözün varsa sözünü de söyle. Bak sen tek başınasın değil mi? Sana anlatıyorum şimdi bak. Başsavcının iddianamesini anlatıyorum. Ne diyor biliyor musun Hrant Dink cinayeti hakkında? Ya niye kaçıyorsun gel? Hrant Dink cinayeti hakkında ne diyor biliyor musun? Dink cinayetiyle örgüt diyor İstanbul'un istihbarat şubesini ele geçirdi. İstanbul istihbarat şubesini ele geçirdikten sonra darbe tüm unsurlarıyla gerçekleşecek yolu açtı. Nereye kaçıyorsun? Ben senin gibi öyle beleş milletvekili değilim. Ben öyle beleş milletvekili değilim. Ben dişimle tırnağımla sökerek geldim. Senin altındaki koltuğu dalarak geldim. Adamı böyle salondan kaçırdılar işte. Tahir Elçi cinayeti vicdan meselesidir kardeşim. Tahir Elçi cinayeti bu devlet için ya adil bir devlet ya da zorba bir devlet olmanın tercihidir. Tahir Elçi'yi öldürenler, Hrant Dink'i öldürenler bunları araştırmakta ne kaçınacak hiçbir şey yok. Bak Hrant Dink cinayetinin üzerinden 16 yıl geçti. İstanbul savcılığı davanın zaman aşımına uğramasını bekledi. Ne için biliyor musun? İşte senin iktidarda olduğun 15 yıl boyunca sürdürdüğün cezasızlık politikası nedeniyle. Burada sana savcı aslında ne diyor biliyor musun? Ben farkındayım diyor. Ben bu cinayetin neden işlendiğini, kimler tarafından işlendiğini bütün ilişkileriyle çözdüm diyor. Ama bunun davasını açmak için 15 yıl bekledim diyor. Niye? Senin cezasızlık politikan yüzünden. Tahir Bey'in davasını araştırmıyorsun. Niye? Aynı cezasızlık politikasını devam ettirdiğin için. Burada Tahir Elçi'nin önümüzdeki hafta duruşmasını görecek Diyarbakır Mahkemesi'ne de sesleniyorum. Artık sahte deliller aramaktan, ya itirafçılar aramaktan, delilleri karartmaktan vazgeç
ve vicdanı, adaleti tesis edecek adil bir karar verin. Gençlerimize 2 yıl ödemesiz 4 yıl geri ödeme şartıyla evlenecekleri 150 bin liralık bağış devlet kredisi verildi. Maalesef ki bu hem sadece deprem bölgelerinde başlandı ve yaş sınırı getirildi. Aslında iktidar her şeyin farkında. Gençlerimiz yoksulluktan evlenemiyor, ekonomik zorluklardan evlenemiyor. Eskiden iki gönül bir olunca samanlık seyran olurdu. Ama maalesef ki artık öyle bir samanlık yok. Evlilik maliyeti 400 bin liraları geçiyor. Ev almak gençler için artık bir hayal. Kiralayacak ev bile yok çünkü kiralar 20 bin liradan başlıyor. Bugün 150 lira olarak bahsettiğiniz rakamın alım gücü yarın bir farklı alım gücüne isabet ediyor. Evet, çocuklar okuyor, liseyi bitiriyor, üniversiteye yerleşiyor ama yurt bulmakta zorlanıyor. Gireceği yurtta da asansörde ölme riski, yemekten zehirlenme riskiyle sağ kalırsa iş umudu doğuyor gencimize. İş umudunda da karşısında bir mülakat. O da iktidara yakın olursa o mülakatı geçmiş oluyor. Puanın çok da önemi yok. Gençler bu ülkede yaşamaları zor. Çünkü ekonomik koşullar onları da yeterince aileleriyle beraber vurmuş oluyor. Geçim sıkıntısı ve kaygısı gençlerimizi intihara sürüklüyor. Ama maalesef ki bu da araştırılmıyor. Ciddi bir gıda krizi var önümüzde. Gıda fiyatlarının hızla arttığı 8. ülkeyiz. Asgari ücret açlık sınırının altında. En düşük emekli maaşı 7500 lira. 5000 liralık ikramiye bile çalışan çalışmayan ÇKS'ye kaydı var diyerek insanları 3'e 4'e bölerek 5'er bin liraya verdiniz. Vatandaşlarımız hayat pahalılığı ile mücadele ederken zam ve vergilerle ekonomik krizin faturasını halka kesen saray kendi harcamalarında tam gaz arttırmaktadır. Saraydan ve oturduğunuz iktidar vekil sıralarından tüm bu olumsuzlukları görmeseniz de bunlar halkımızın gerçeğidir. Bunu da bilin istiyorum. Bugün bile öğretmenlerin sorunları araştırılsın, kadına yönelik şiddet araştırılsın, Tahir Elçi cinayeti araştırılsın diyoruz. Ama maalesef ki iktidar vekil sıralarından hayır diye bir cevap geliyor. Evet, çok üzgünüm. Ama tüm bunları hepinizin duyması, bilmesi gerekiyor. Her zaman ekonomik güçlük çeken, zorluk yaşayan tüm ailelerimizin, tüm vatandaşlarımızın, tüm gençlerimizin, tüm kadınlarımızın her zaman yanındayız. Her zaman mücadele etmeye hazırız. Bugün Merkez Bankası politika faiz oranını %40 olarak belirledi. Ama çok iyi hatırlıyoruz ki Mayıs ayında %8,5 idi. Arttıra arttıra Ekim ayında %35'e kadar getirdiler. Bugün itibariyle de %40'a çıktı. Ama şunu çok iyi hatırlatmak gerekiyor ki Mart 2021'i iyi hatırlamamız gerekiyor. O gün için politika faizi %19 idi. Enflasyon %16. Mazot 6,5 lira. Dolar kuru 8,30 idi. Faiz sebep, enflasyon sonuç diye hiçbir ekonomi kitabında yer almayan bir tez ortaya atıldı. Ve o günden itibaren dolar kuru sürekli yükselmeye, enflasyon sürekli artmaya devam etti. Artık insanlar inim inim inliyordu. Emeklilerimiz, askeri ücretlerimiz, memurlarımız dahi perişandı. İşte yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu Mart 2021'den önce bir evde eşiyle beraber karı koca öğretmen gayet de normal bir şekilde yaşayabiliyordu. Ama yarın eğitim iş sendikasına bağlı öğretmenlerimiz meydanlarda grev yapacaklar. Barınamıyoruz diyecekler. Geçinemiyoruz diyecekler. İşte bu faiz sebep, enflasyon sonucun getirmiş olduğu nokta. Keza aynı şekilde insanların elektrik faturaları, pazar harçları, doğalgaz faturaları da aynı tezin yanlışlığından kaynaklı
çok afaki durumlara geldi. Tabii bugün politika faizini enflasyonun üstüne çıkartmak durumundalar ki kurda biraz alma olsun. O da çok mümkün değil. Çünkü enflasyon %60'larda, 70'lerde. Ama asıl yapılması gerekenler sadece faizi yükseltmekle değil, üretim şahlanması yapılması gerekiyor. Planlı bir üretime geçilmesi gerekiyor. Örneğin seçim bölgem Burdur'da tarım ve hayvancılıkla alakalı bir sektör gelişmişliği vardır. Ama Türkiye'de sadece tarım ve hayvancılık değil, hangi konuda üretim varsa orada muhakkak desteklenme yapılması gerekmektedir. Bir üretim maliyet tablosu çıkartılmalıdır üreticiye. Üretime başlamadan önce girdi maliyetleri iyi hesaplanmalıdır. Ve olası artışlar muhakkak ki destekleme olarak üreticiye destekleme adı altında geri verilmelidir. Tabii sadece üretim arttırmak yetecek mi? Tabii ki de hayır. Bugün adaleti, hukuk sistemi güçlü, kuvvetli bir ülke olmak durumundayız. İşte 2018 yılında yaşanılan seçimden sonra bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Ve o günden bugüne bütün rakamlara baktığımızda Türkiye'nin ne kadar geriye gittiğini, insanların ne kadar yoksullaştığını hep birlikte izlemiş oluyoruz. Ülkenin demokrasisine, hukukuna güven olmazsa yabancı sermayeyi de ülkemize getirmek çok zor oluyor. Seçilmiş bir milletvekilini, hatta milletvekili adayı yapıyorsun. Bütün belgelerini teslim alıyorsun. Milletvekili adayı olduktan sonra seçim oluyor, kazanıyor, mazbatasını veriyorsun ve daha hala hapiste tutuyorsun. Bu ülkeye nasıl güven olacak? Bu ülkeye nasıl sıcak para gelecek? Yine aynı şekilde son günlerde yaşanılan, İşte tam da bu kürsüde 600 milletvekili olarak hep birlikte yemin ettik, biri hariç. 599'umuz burada dedi ki anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma namusum ve şerefim üstüne söz veriyorum dedi. Ama bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararı ne yazık ki yok sayılıyor ve buna sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet grubu itiraz ediyor. Buna 599'umuzun da itiraz etmesi lazım. Saygıdeğer milletvekilleri, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. AK Parti milletvekillerinin de bizleri dinlemesini, muhalefet görevini bizlere vermesini, muhalefetten gelen her türlü öneriyi reddetmemelerini kendilerinden talep ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.